Merhaba arkadaşlar. Videonuz birazdan başlayacak ama öncesinde bir duyuru yapayım. Bayağıdır sizinle konuşmuyoruz. Ben dediğim gibi Trent yoldan bir kulaklık almıştım. Mikrofonu iyidir diye hem kulaklık hem yani mikrofon olarak kullanacaktım. İade ettim. İademi geri iade etmişler falan. Şu an onunla uğraşıyorum. Büyük ihtimalle mikrofon gelmeyecek. Ben de mikrofon gelmeden eski telefonumla kayıtlara devam edeyim dedim. O yüzden bunu eski usul bir kayıt olacak. Öyle devam edeceğiz, öyle yapacağız. Bugünün konusu arkadaşlar Tempestus Science. Arkadaşlar Tempestus Science'ı şöyle anlatabilirim. İmparatorluğun en elit e, gücü Space Marine'lerse, İmparatorluğun sıradan e, gücü Imperial Guards'larsa bu ikisinin arasında bir geçiş oluşumu olarak Tempestus Science e, gösterilebilir. E, ben bunu daha çok Türkiye'deki işte silahlı kuvvetler arasından, işte, polis özel harekata benzetiyorum. Polis e, ama aynı zamanda da işte askerin yaptığı görevleri yapabiliyor yani Imperial Guard ama aynı zamanda da Space Marine'lerin yaptığı görevleri yapabiliyor. Tabii ki Imperial Guardlar Türkiye'deki polislere denk işler yapmıyor. Onlar da asker ama burada örneği daha iyi anlayabilmeniz için bunu verdim. Tempestus Science arkadaşlar e, şöyle anlatayım. E, sıradan imparatorluk muhafızlarının içinden e, yüksek başarı gösterilenler alındığı gibi e, normalde Sıfırdan yetiştirilme imparatorluk yetimleri de e, olabiliyorlar. Yani bunu size nasıl anlatayım? E, şimdi mesela siz bir Imperial e, Guard birliğindesiniz ve e, yüksek bir başarı gösterdiniz. Örneğin bir ork bossunu öldürdünüz veya gittiğiniz bir düşman makineli tüfek yuvasını tek başına havaya uçurdunuz falan. E, siz bu birliklere katılmaya hak kazanıyorsunuz ama e, daha önceden savaş tecrübenizin olması e, sizin bu birliklerde e, imtiyaz göreceğiniz manasına gelmiyor. Sıfırdan bir acemiymiş gibi eğitim alıyorsunuz ve geçmişe dair anılarınız siliniyor ve tamamen imparatora ait bireyler oluyorsunuz. Bu Sidions diye yazılan science kelimesi de filizler hani filiz yetişir yeni bir ağaç olur ya o manaya geliyor. Yani siz burada sıfırdan yeniden yaratılıp yeniden şekillendiriliyorsunuz. Ve normal bir Imperial Guards'a göre farklı şekilde eğitim alıp farklı görevlerde kullanılıyorsunuz. Diğer seçenekli yetimler arasından seçilme. Ee, bu olayda şöyle gerçekleşiyor. İmparatorluğun e, annesiz babasız e, evlatları e, alınıp e, çocukluktan itibaren İmparatorluk ülküsü, İmparatorluk teknolojisi, İmparatorluk savaş doktrinler üzerine eğitim alıyorlar. E, ve gerçekten e, başarılı olanlar, sınavlardan geçenler e, science birliklerine, e, özel harekat birliklerine, bundan sonra özel harekat diyeceğim science demek benim için zor. Özel Harekat Birlikleri'ne aktarılıyorlar. Bu aktarılma sürecinde yine e, hafızaları sıfırlanıyor. Geçmişe dair e, hiçbir şey hatırlamıyorlar. E, sadece eğitimleri kalıyor. E, ve burada e, kendileri e, bölüklere ayrılıyorlar. Bu nasıl oluyor? Şimdi e, aslında üç çeşit e, Tempestus Science Birliği var. Yani Özel Harekat Birliği var. Bunlardan Stormtrooper da deniyor bunlar. Aynı zamanda Fırtına Birliği Stormtrooper e, ismini görürseniz e, şaşırmayın. Fırtına Birlikleri deniyor. Granadiyerler deniyor. E, bu işte şey 2. Dünya Savaşı'nda veya işte 1. Dünya Savaşı'nda e, Almanların kullandığı işte Fırtına Birlikleri'ne veya işte Granadiyerlere yani seçkin askerlere bir gönderme. E, bu Stormtrooper'lar, diğerler 3'e ayrılıyor arkadaşlar. E, birincisi kilisenin emrinde çalışanlar. Bunlar imparatorluk ülküsüyle yetiştikleri için, hani yetim oldukları için kilise için biçilmiş kaftanlar. Yani imparatorluk dinini çok iyi biliyorlar. İmparatorluk teknolojisini çok iyi biliyorlar. İmparatorun kendisine ve imparatorluğa çok sadıklar. Aynı zamanda koyu şekilde dindarlar. Bu yüzden kilisenin her türlü görevini Büyük bir iştahla yapıyorlar ve kiliseyi sorgulamıyorlar. O yüzden kilise için çalışan Tempestus Science veya işte Stormtrooper birlikleri var. Bunlar ayrı bir kategori. Diğerlerinin ayrı bir kategori. Diğeri sadece Tempestus Science birlikleri. Yani bunlar Tempestus Science birlikleri kendi kışlaları var. Kendi gezegenleri var. Kendi işte bulundukları uzay filoları var. Imperial Guardslar sıkıştığında bunları çağırıyorlar. Bunlar da bölgeye durumlara müsaitse gidiyor. Diğeri de imperial Garsan içindeki Tempestus Science birlikleri. Bu da şöyle düşünebilirsiniz. İşte bir bölükte, bir tümende, bir orduda 10 tane, tane birlik olduğunu düşünün. 9 tanesi sıradan imperial Gars e, bir tanesi de Tempestus Science birliği yani hani e, nadir 10'da bir, 10'da ikisi gibi e, imparatorluk muhafızlarının içinde e, yer alan birlikler. E, bunların genelde e, savaş tarzı e, cephe savaşları değil arkadaşlar. Bunların savaş tarzı şu, düşmanın arkasına sızıp düşmanın ikmalini kesme. Veya işte düşmanın bir kalesi, işte bir müstahkem mevkisini falan imha etme üzerine kurulu. O yüzden bu birliklerin bünyesinde tank, işte topçu gibi ağır şeyler bulunmuyor. Bölgeye Valkür hava araçlarıyla veya Taurox, Taurus dur büyük ihtimalle Türkçesi, zırhlı personel taşıyıcı araçlarıyla sevk ediliyorlar. E, ve görevi yaptıktan sonra e, çekiliyorlar yani e, kolay harcanabilir e, bir birlikler değil yani imparatorluk muhafızları gibi. E, cephe savaşında topçu atışıyla, tank şeyiyle falan ölmeleri istenmiyor. E, görevlerini bitirdikten sonra e, yerlerini imparatorluk muhafızlarına bırakıyorlar. E, zırhları e, imparatorluk muhafızlarının kullandığı flek armordan daha kapsamlı koruyan ve daha dayanıklı bir zırh. E, Helgun denilen e, makineli laskanları kullanıyorlar. Bunlar normal Laskanlar şarjör pillerinden beslenirken, bunları bunları kullanmak için arkanızda bir tane şey akü taşımanız gerekiyor sırt çantanızda. Ana silah olarak genelde bunu kullanıyorlar. Tabii ki bunlara ek olarak tüm imparatorluk muhafızları ve tüm imparatorluk birliklerinde olduğu gibi otomatik bomba atarlar, düz bomba atarlar, işte heavy boltırlar, normal boltırlar, roket atarlar gibi diğer silahlara da erişimleri var. ...görevleri gereği bunları alabiliyorlar. Havadan indirme yapacakları zaman işte yer çekimini bükücü ayakkabılar, sırt çantaları veya jetpackler kullanabiliyorlar. Bunlara da erişimleri var. Çünkü imparatorluk bunlara güven konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Çocukluktan itibaren veya daha önce zihinleri silindiği için imparatorluğa %100 bağlı askerler olduklarından dolayı... ...imparatorluk bunlara her türlü silahı, donanımı, ekipmanı ve görevi vermekte çekinmiyor... Aslında böyle bir kuvvete gerek var mı? Böyle bir kuvvete gerek var aslında. Neden var? Çünkü Space Marine'lerin bir kere sayısını arttırmak tehlikeli. Çünkü Space Marine'ler kaosa kaptırıldığında cidden sıkıntı yaşıyorlar. Ve bu ameliyat süreci ayrıca masraflı ve her yerde yapılabilecek bir şey değil. Ama bir insanı eğitmek ve bir insanı iyi silahlarla donatmak imparatorluğun daha çok bölgesinde mümkün Ve bunlar heretik olsalar bile bunları bastırmak için Space Marine birlikleri rahatlıkla kullanılabilir ki heretik olan Stormtrooper'lar da mevcut. Onlar da heretik Stormtrooper olarak geçiyor. Bilmiyorum figürleri var mı ama oyunlarda falan mevcut. Yani Space Marine'lerin daha az masraflı alternatifleri diyebiliriz bunlar için. Bunları da arkadaşlar size anlatmış oldum. Ee, videolar artık daha sık gelecek. Mikrofondan ümidimizi kestik. Ee, siz de beğenip paylaşarak ve yorum yaparak e, destek olursanız sevinirim arkadaşlar.